Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Yaylacı. Konumuz özellikle kadınları yakından ilgilendiren meme kanserleri. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için hocamıza çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam insanlar hasta olmasın, herkes sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşasın istiyoruz. Ama hastalıklar da hayatın bir parçası. İnsanların telaffuz dahi etmek istemediği amansız hastalıkta olarak bilinen kanserlerden bu hafta biz kadınları yakından ilgilendiren meme kanserlerini konuşmak istiyoruz. Meme kanseri nedir? Meme kanserleri neden olur? Meme kanserleri malum meme Allah tarafından çocukların beslenmesi için yaratılmış bir organ. Meme süt yapıyor. Süt yapan hücrelerden oluşuyor. Bu hücrelerin genetik kodlarında bir bozukluk olup da anormal çoğalması ve o vücudun başka organlarına yayılması şeklinde oluşan hastalığa biz meme kanseri diyoruz. İkinci sorunuz galiba meme kanserleri nasıl oluşuyor sebebiydi. Şimdi meme kanserini artıran sebepler var. Onu söyleyebiliriz. Temelde kanser hücresi normal bir insan hücresinden farklı, tamamen farklı değil, kısmen farklı. Ona göre biraz daha fazla çabuk üreyen ve bulunmaması gereken organları da üreyebilen bir hücre tipi. Kanser hücresi, meme kanser hücresi. Bunun genetiğinde yani kodlarında üremesini sağlayan, çoğalmasını sağlayan, beslenmesini sağlayan kodlarında bozukluk olmasıyla kanser oluşuyor. Bu bozukluk sağlanması, bozukluğun olması ne gibi, nasıl olabilir? Ya genetik bir geçişle olabiliyor. İşte BRCA1-2 genleri var. O genlere sahip olanlarda %50-60 oranında meme kanseri gelişiyor. Ya da bu kodlar çevresel faktörlerle bozuluyor. Bu çevresel faktörler bir tanesi östrojene veya işte kadınlık hormonlarına maruz kalma. Bunlar doğum kontrolü hapları olabilir veya menopozdan sonra replasman tedavisi dediğimiz yani menopoz semptomları geçsin diye kullanılan ilaçlar olabilir. Bunun haricinde çok fazla kilolu olmak olabilir. Az hareket etmek olabilir. Çok yağlı beslenmek olabilir. Erken yaşta adet görülmesi ve geç yaşa kadar sürmesi olabilir. Çocuk doğurmamak, çocuğa süt vermemek gibi faktörler meme kanseri riskini artırabilir. Bunun yanında yine göğüs bölgesine yani memelerin olduğu bölgeye ışın alması daha evvelden yine meme kanserini oluşturan faktörlerden bir tanesidir. Yani burada anladığımız kadarıyla meme kanserlerini genetik etkilerde faktörleri de etkiliyor. Kesinlikle. Peki meme kanserlerinin risk faktörleri nelerdir hocam? Yani metastaz yapıyor mu meme kanserleri diğer kanserler gibi ya da en çok hangi organımıza metastaz yapar tabii meme kanserleri? Meme kanserleri şöyle bahsedersek kabaca kadın bir defa sıklığı çok sık bir tümör cinsi. Yani kadınlarda hemen hemen en sık görülen tümör. Cilt tümörlerinden sonra en sık görülen tümör. 8 veya 9 kadından bir tanesinde gözüküyor. Meme kanseri yaş olarak da 25 yaşı en erken olmakla beraber genellikle hayatın sonuna kadar sürüyor ve 8-9 kadından dediğim gibi bir tanesinde gözüküyor. Yayılma olasılığı tabii olan bir hastalık. Ama hastalığın bulunduğu ilk teşhis konduğu evreden tutun da onun genetik karakteristiğine, agresifliğine, davranış modellerine göre vücudun değişik organlarına dağılabiliyor. En çok dağıldığı organlar işte akciğer, karaciğer, beyin, kemikler sayabiliyoruz. Yani hocam bu durumda ilk evrede eğer kanseri yakalarsak herhalde hastayı korumuş olabiliyor muyuz metastaz konusunda ya da yoksa dördüncü evrede yakaladığımızda artık metastaz önlenemez mi oluyor? Güzel soru. Şimdi biz evreleri şöyle evrediyoruz meme tümörünü. Bir lokal diyebiliriz. Yani lokal hastalık ameliyatla, kemoterapilerle beraber tamamen bertaraf edilebilen bir hastalık. Lokal hastalık. Bir de ilerlemiş bir hastalık. Yani metastaz yapmış olarak sayabiliriz. Gerçi bunlar tıpta 1, 2, 3, 4 diye sayılıyor ama bunları bilmenin gereği yok. Lokal hastalık ya direkt olarak ameliyatla erken tanıyla beraber alındığı takdirde beraberinde diğer ilaçlar veya ışın tedavisiyle hasta tamamen sağaltılabiliyor, kür sağlanabiliyor. Veyahut da yaygınsa, metastaz yapmışsa yine hastalar değişik tedavilerle tamamen yok edilmezse bile uzun süre yaşatılabiliyor.
Meme kanserlerinin yaygın belirtiler nelerdir? Yani ben meme kanseriyim diyebilmek için nasıl bir belirtilere yaşıyor olmam gerekli hocam? Meme kanserinde sık görülen şeyler, belirtiler şunlar. Bir tanesi memede bir kitle olması. Kitleyi hastanın veya doktorun fark etmesi. Genellikle kadınların %70'i, daha doğrusu ilk teşhisi koyan kadınlar. Bizzat kendileri. Yani %70 hastanın teşhisini kadın kendisi koyuyor. Yani tesadüfen işte banyo sırasında falan eli göğsüne memesine gittiği takdirde orada bir sertliği fark ediyor. Bu sertlik mutlaka kanser olması gerekmiyor ama kansere ilişkisi oluyor sertliğin. İkincisi ağrı olabiliyor. Yani belirtiler arasında. Ağrı da illa kanser olması gerekmiyor ama kanserin de bir belirtisi ağrı olabiliyor. Memenin yapısı değişebiliyor. Yani iki memeye baktığınız zaman birisinde daha biraz daha farklılık olabiliyor. Üçüncüsü kanserli memede bazen portakal kabuğu manzarası, kızarıklık, morluk gibi değişiklikler olabiliyor. Partikül şeklinde böyle bu ayaklardaki sellütler tarzı şeklinde. Sellüt portakal tarzı. Aynen öyle. Sünger gibi böyle bir yani benek benek olabiliyor. Kızarıklık, morluk olabiliyor dediğim gibi. Meme başı çekilebiliyor. İçeri doğru çekilebiliyor. Bazen doğuştan da olabiliyor ama illa kanser de olması gerekmez. Fakat kanser de çekilebiliyor. Yine aynanın karşısına geçtiği takdirde kadın kollarını kaldırdığı zaman veyahut da bazen belini sıktığı zaman veya direkt olarak da bir yerde bir asimetri gibi memenin bir kenarında bir dışarı doğru çıkıntı şeklinde görebiliyor. En çok bunlarla kalıyor. Bir de koltuk altında mesela beze varsa onu eline gelebiliyor, onu fark edebiliyor hasta. En çok bazen de kanamalı veya tam tersine tamamen berrak akıntı olabiliyor. Meme başı akıntısı olabiliyor. Peki hocam her meme başı akıntısına ya da her kitle kanser midir, değil midir? Meme başındaki akıntılar çoğu zaman kanserle alakalı değil. Onu bir defa bilmek gerekir. Yani özellikle renkli olan akıntılar veya işte kahverengi gibi akıntılar daha çok kistin boşalması gibi düşünmek gerekir ki bunlarda kanser genellikle görülmüyor. Biz hekimler olarak çoğu zaman bunu aldırmıyoruz. Tehlikeli olan akıntılar ya kanamalı akıntılar ya da berrak olan akıntılar. Ve genelde tek taraflı olan akıntılar daha ziyade kanseri çağrıştırabiliyor. Hocam meme kanseri görülme sıklığı nedir? En çok kimlerde görülür? Ya da erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor mu? Meme kanseri sıklığı şöyle 8 kadından bir tanesi yani hayatı boyunca 80-90 yaşadığını varsayalım. 8 kadından veya 9 kadından bir tanesinde meme kanseri gelişiyor. Sıklık olarak dünyada daha çok şöyle ben düşünüyorum. Daha çok obezite olan, daha az hareket eden ve daha çok yağlı beslenen veya etle falan çok beslenen fast food'la beslenen topluluklarda daha fazla meme kanseri var. Örneğin Amerika'da veya Batı toplumlarında meme kanseri daha fazla. Özellikle zencilerde ya siyahilerde daha fazla kanser görülebiliyor. Buna karşılık Japonya'da mesela daha az. Onların şununla alakası oluyor. Daha çok sebze tüketmeleri veya balık tüketmeleri olarak algılanabiliyor. Belki bu hormonları etkileyebiliyor diye düşünüyorum ben bir felsefe olarak. Yani hormonları artırarak veya hormon sikluslarını artırarak kanseri tetikliyor olabilir diye düşünüyorum. Yani radyasyon gibi çevresel faktörler etkilediği gibi herhalde kültürel faktörlerde de burada etkilenme payı var. Çünkü Amerika'da fast food'la beslenen, sağlıksız beslenen toplumlarda kanser oranının yüksek olmasına dair Japonya gibi biraz daha bitmiş sebze meyve türü beslenen yerlerde kanserin düştüğünü söylüyoruz. Doğru mudur hocam? Aynen öyle. Yani şeylerde Batı toplumlarında biraz daha fazla görülüyor. Peki hocam erkeklerde kanserle ilgili sorun. Evet, erkeklerde de kanser görünme, meme kanseri olma riski var mıdır? Erkeklerde meme kanseri kadınlara göre %1 oranında. Yani 100 tane kadına karşılık bir tane erkekte meme kanseri oluyor. Ve meme kanseri görülen erkeklerin mutlaka genetik yönden ailesinin ve kendisinin taranması gerekiyor. Yani biraz önce bahsetmiş olduğum gibi doğuştan gelen genetik bozukluk erkek meme kanserlerinde daha fazla var. Dolayısıyla bunlar mutlaka genetik yönde incelenmesi gerekiyor. Hocam fibrokistler kansere dönüşür mü? Fibrokistik değişiklikler ya da meme dokusunun yoğunluğu olanlarda meme kanseri gelişme riski var mıdır? Memedeki kistler kadınların %30'unda aşağı yukarı var. Belki daha fazla. Bu yani adet görmeye başladıktan itibaren özellikle adet kesilene kadar hayatlarının bir dönemlerinde bazen ben stresli olanlarda diye düşünüyorum veya işte bu siklusların düzenli olmayan insanlar da diye düşünüyorum. Daha fazla geliyor bu meme kistleri. Çok yaygın meme kistleri. Bunlar
ultrasonla falan tespit edilebiliyor. Bazen kanserle çok karışıyor. Yani elle muayene sırasında aynı sertlikte tıpkı kansere benziyor ama biz tabii önce ultrason falan görmeden bunu hemen şüphelenmiyoruz. Arkasından kist olduğu anlaşılıyor. Kistler kanserle alakası çok fazla yok. %90 yok. Nadiren kistlerin komplike olması, komplike derken yani içerisinde kanama olması, bazı özellikler olan kistler kanserojen olabiliyor. Ama genelde kistler deyince kanser olmayacağını algılıyoruz. Hocam fibroadenomlar var. Fibrokistlerle aynı mı, farklı mı ya da fibroadenomlarda da kanser olma riski var mıdır? Fibroadenomlar kistlere göre biraz daha fazla ama çok fazla fazla değil. Yani normal bir meme dokusuna göre belki 1,5-2 kat daha fazla. Burada şöyle düşünün, hücreler çoğalmış, artmış ama tamamen iyi huylu hücreler artmış olarak biliniyor. Bunları biz hekimler olarak takip ediyoruz. Takiplerde büyüme görmediğimiz takdirde herhangi bir şey yapmıyoruz. Çok şüphe varsa, büyük bir kitle ise yine adenomdan şüpheleniyorsa biyopsi yapıyoruz. Genelde kanser geliştirmiyor. Peki hocam kadınlar kaç yaş itibaren de risk grubuna girerler ya da kaç yaşında kendilerini meme muayenesi yapması gerekli ya da muayene nasıl yapılır? Memede biraz önce konuştuk. Erken tanı hayat kurtarıyor. Tüm evet. Kanserlerde olduğu gibi hala öyle. Bütün hastalıklarda bütün hastalıklarda erken tanı. Evet, kanserde erken daha, tanı ve check-up'lar çok önemli. Burada bir kez daha vurguluyoruz. Kesinlikle. Hocam. Dediğiniz gibi katılıyoruz. Yani erken tanı çok önemli. Birincisi şöyle bakmak lazım. Ailede meme kanseri sıksa, yani işte genetik kanser o özel testler var. O testlerle saptanmış bir genetik hastalık varsa o ailenin kızları, erkekler de kısmen öyle, uyanık olacaklar, yani alert olacaklar. Yani her an bir şey olabilir diye yani evhama kapılmaya gerek yok ama belli bir rutin içerisinde, belli bir düzen içerisinde kendilerini takip edecekler. Bunlarda 30 yaşının altında 25'li yaşlarda itibaren takip etmek gerekebilir. Bu grup için konuşuyorum. Yani genetik geçişli olan hasta grubu için konuşuyorum. Onların çocuklarında, onların kızlarında bahsediyorum. Diğer türlü genelde dünyada çok kesin bir birlik olmamakla beraber 40 yaşın altında genellikle mamografi yaptırılmıyor. Şüpheli bir kitle varsa yılda bir kere meme muayenesi doktor tarafından yapılıyor ve şüpheli bir şey varsa ultrason yapılabiliyor. 40 yaşından sonra ise ilave olarak tarama amacıyla mamografi ilave ediliyor. Bunu değişik yapanlar var. Her yıl yapanlar var veya belli bir yaştan sonra iki yıla bir düşürenler var. Yani erken tarama için muayene, mamografi ve bunu yapan devlet kurumları da var şu anda. Dünyanın her tarafında var, Türkiye'de de var. Böylece erken tanımak mümkün olabiliyor. Hocamızın belirttiği gibi sevgili izleyiciler her zaman erken tanı, check-up, insan sağlığını kurtarmada, hastalıklardan korumalarda ön plandadır. Bunun için sağlığımızı kontrol altına alabilmek için yılda bir defa da olsa ya da iki yılda bir check-up'a gidebiliriz, muayene edebiliriz. Ama ailenizde anne olur, anneanne olur, teyze olur ya da kız kardeşler, hala ya da akrabalarda eğer bir meme kanseri varsa kadınlar özellikle 30 yaştan sonra meme kanseri için bir gidip check-up yaptırmaları gerekli. Çünkü hayatlarını kurtarmaları için. Göğsünüzde kist görülebilir ya da bir akıntı olabilir. Hemen evhama kapılmayın ben kanserim diye. Bir gidip uzmanıyla, bir onkoloji ya da bir genel cerrah hocasıyla görüşüp. Çünkü insanda iyi huylu, içinde basit su olan ya da yağ bezesi şeklinde olan kistler de vardır. Bunlardan korkmamamız gerekli. Hocam peki meme kanserlerinin teşhisinde, tedavisinde, ülkemizde modern ve güncel olarak testler, araştırmalar, tedavi yöntemleri nedir? Nasıl teşhis koruyoruz ve nasıl tedavi ediyoruz? En çok uyguladığımız tedaviler nelerdir? Şimdi hasta gerek check-up kontrol olsun, gerek bir şüphe olsun. Hekime geldiği takdirde bu hekim cerrah olabilir, onkolog olabilir veya herhangi bir aile hekimi de olabilir. Yapılan şey şu, önce bir muayene yapılır tabii ki. Muayenede her zaman kitle ele gelmeyebilir. Ağrı olabilir veya akıntı olabilir. Biz ne yaparız? Genelde ilk etapta ultrason ve mamografi çektiririz. Eğer hastanın yaşı uygunsa mamografi de çektiririz. Bazen şüpheli olgularda... Kısaca araya giriyorum. 40 yaş altında mamografi eğer kanser şüphelisi varsa yaptırmamız gerekiyor mu hocam? Gerekmiyor. Aslında genellikle yapılmamakla beraber. Şimdi mamografi daha çok yağlanmış dediğim, tabir ettiğim memelerde etkili. Fibroz doku artım gençlerde daha çok. Yani dokunun parankim doku, daha doğrusu fonksiyon gelen dokunun hakim olduğu yerlerde mamografi güzel bilgi vermeyebiliyor. O yüzden çekilmiyor. Anladım. Amacı o. Yoksa mamografi çekilir. Ama 40 yaşından sonra artık giderek kadınlar
yaş arttıkça daha yağlı bir doku oluşuyor orada ve daha rahat gösteriyor mamografi. Temel prensip bu. Ultrasonun haricinde eğer şüpheli bir şey varsa MR da çektirtiyoruz bunun üzerine. Böylece daha kolay yaklaşıyoruz. Ama radyoloji hekimlerimiz hakikaten bu konuda çok duyarlı, güzel bilgilere sahipler ve onların kategorize ederek ya işte şuna biyopsi yap dedikleri hastalar genellikle kanser çıkıyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka şüpheniz varsa, ailede varsa göründüğünüz takdirde bu uygulamaları yaptırıp erken tanıya yapmak gerekir. Bunlarla baktık ki orada bir kitle var, şüpheli bir kitle var. Radyolog da buna dedi ki evet buradan biyopsi yapın. Ki çoğu zaman söylüyorlar bunu. O zaman yapılacak şey biyopsi. Buradan radyolog uzman arkadaşlara da teşekkür edelim evet, hocam. Evet onların çok katkısı var gerçekten. Özellikle kanserin, meme kanserinin erken teşhisinde çok büyük rolleri var. Ve arkasından genellikle kendileri zaten yine biyopsi içinde yardımcı oluyorlar. Uygun bir biyopsiyle teşhis konuyor. Yani meme kanserin kesin teşhisi görüntülerin yanında asıl patolojiyle. Patoloji de biyopsiyle oluyor. Ama sadece iğneyle biyopsi veyahut da turkat biyopsi de biz daha geniş bir biyopsi değil de bazen çıkarılarak da biyopsi yapılabiliyor ama genelde Frunze daha küçük olan. Tabii daha küçük biyopsiler yapılabiliyor. Kanser tanısı kondu. Bundan sonraki modern günümüzün teknolojiyle hangi tedavi sistemlerini uyguluyoruz? Çünkü artık hani kanser olmadıysak bu çok güzel. Hadi Allah'a ısmarladık deyip çıkıp gidebiliyoruz hocam. Ama kanser tanısı kondu. Bundan sonra hastaya nasıl bir tedavi yapacak? En önemli şey bu. Tabii. Şimdi meme kanseri çoğu kanserlerde olduğu gibi önce meme kanseri işte biraz önce konuştuğumuz lokal mi yoksa yaygın mı ona bakıyoruz. Yani önce memeyi evreliyoruz. Hangi evrede yani? Erken evre mi, geç evre mi? Yani 1, 2, 3, 4 diye kafamızı karıştırmaya gerek yok. Erken evre şu demek, hasta direkt cerrahiyle yapıldığı takdirde bu hastalık ekstra tedaviler de olduğu takdirde tamamen düzelebiliyor meme kanseri. Lokal hastalık. Ama yayılmışsa o zaman aynı şeyi yapmıyoruz. Cerrahi öncelikle yapmayabiliyoruz, o zaman diğer tedavileri yapabiliyoruz. Bunu anlamak için de hastalara ya tomografi ya PET CT çekerek hastanın nerelerde olduğunu anlıyoruz. Memenin dışında nerede var? Koltuk altında mı var? Kemiklere sıçramış mı? Akciğere, karaciğere sıçramış mı? Eğer lokal bir hastalıksa, yani sadece memede veya koltuk altında varsa bu hastalar %80-90'a varan kür sağlanabiliyor. Hastalık bir daha hastalıkla uğraşmıyor. Bunun için de yapılan şey, ya önce kemoterapi verip tümörü küçültüyoruz, arkasından ameliyat yaptırıyoruz veya direkt çok küçükse ameliyat yapıp arkasından risk faktörlerine göre kemoterapi, radyoterapi, yani ışın tedavisi veya hormon tedavisi veya akıllı ilaçlarla hastanın tedavisini devam ettiriyoruz. Ama hastalık eğer yaygınsa artık ameliyat ikinci planda kalıyor, yapılmayabiliyor. Onun yerine hastanın uygun ilaçlarla çok uzun süre yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah ileride temel hedef yok olur, kür sağlar. Ama şu anda o şekilde. Hocam peki meme implantları, protezleri ya da alkol, uyuşturucu ya da deodorantlar kısaca onlar kanseri tetikliyor mu meme kanserlerini? Evet biraz önce unuttum. Siz de hatırlattınız. Çok iyi oldu. Ya, alkol de yani mesela ilginçtir. Karaciğer tümörleri yapıyor. İşte yemek borusu tümörlerini vesaire pankreasta rolü var. Memede de rolü var. Bu da muhtemelen yine östrojenik aktiviteyi artırmasıyla alakalı olabilir. Alkol meme kanseri için zararlı. Margarin yağlar zararlı. Daha önce söyletmiş olduğum gibi östrojen içeren preparatlar, ilaçlar zararlı. Mesela ginsengde veya ona benzer bazı gıdalarda da östrojenik aktivite var. Bunların da dikkat edilmesi gerekebiliyor. Veya işte bazen tüp bebek yaparken kullanılan ilaçlar da hormon ilaçları olduğu için onlardan sonra da meme kanseri gördüğümüz oluyor. Yani demek ki alkolden, katı yağdan, çok kilolu olmaktan, hareketsiz kalmaktan uzak kalmak lazım. Yani sebze ağırlıklı, Akdeniz diyetiyle beslenmek lazım. Sevgili izleyiciler, her zamanki bir insan sağlığında en önemli faktörlerden başında sağlıklı beslenmek ve spor geliyor. Onun için alkol, sigara gibi, sağlıksız beslenme gibi gıdalardan uzak durmamız gerekli. Hocam, meme kanseri tedavisi aldı. Ondan sonra hastalar hamile kalabiliyor mu ya da ondan sonra hastalar hayatın nasıl devam etmesi gerekli? Şimdi meme kanseri erken sınırda lokal bir hastalık. Ameliyat oldu diyelim veya önce kemoterapi aldı, sonra kemoterapi aldı. Uzun süre hormon tedavisi kullanabiliyor, bazen akıllı ilaç kullanabiliyor. Hastalar normalde diyelim ki erken yaşta hastalık yakalandı ve belli bir yaştan sonra doğum yapmak istiyor. Mümkün mü? Mümkün. Doğum yapan hastalarımız var mı? Var. Ama biz kemoterapiden sonra mutlaka belli bir süre geçmesini istiyoruz. Yani birkaç sene geçtikten sonra hamile kalmalarını öneriyoruz. Hamile kalabiliyorlar mı? Evet. Kalamadıkları da oluyor mu? O da evet. Çünkü belli bir yaştan sonra bazen adet temelli kesilebiliyor.
özellikle 40 yaşlarında diyelim ki, ya da erken yaşlarda ilaçların kısırlık gibi yan tesiri ortaya çıkabiliyor maalesef. Her zaman değil ama belli oranda kısırlık yapma olasılıkları var, belli ilaçlarla özellikle. Bundan korunmak için bazen işte yumurtanın dondurulması söz konusu olabiliyor. Hasta ileride işte bunu eşiyle beraber tüp bebek gibi yaptırılabiliyor. Bunlar bir problem olabiliyor ama doğum yapmasında hastaların bir mahsur yok. Belli bir zaman doldurmuşsa, kemoterapi veya hormon ilaçları falan artık gerekmiyorsa, evet, hamile kalabilir. Hocam, tabii muhakkak değil ama istese kalabilir. Hocam, programın sonuna yaklaşıyoruz. O kadar çok sormak istediğimiz sorular var. Bir kadın olarak ben de yani merak ediyorum sağlıklı yaşamak için. Çünkü herkes kanser olmaya aday ama herkes kanser olacak diye bir şey yok. Peki programın sonuna yaklaşırken seyirciler için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya da kanser tedavisi aldık, hayatımıza normal insan gibi mi devam edeceğiz? Ya da nasıl sağlıklı beslenmemiz gerekli? Koruyucu olarak birkaç daha bir şey söylemek tabii ister misiniz? Şimdi birincisi, Akdeniz tipi bir diyetle beslenelim. Margarin yağı yemeyelim. Zeytinyağı veya tereyağını az yiyelim. Sebze ağırlıklı çok yiyelim. Alkol kullanmayalım. Kilomuzu normal tutmaya çalışalım. Mutlaka hareket yapalım, spor yapalım. Bunun haricinde kadınlık hormonlarını herhangi bir şekilde kullanmayalım mümkün mertebe. Doğum kontrolünü başka şekilde yapalım. Veya menopozdan sonra şikayetleri başka şekilde düzeltmeye çalışalım. Hareketli olalım, fit olalım. Hayata pozitif bakalım. Bunlarla sonra büyük ihtimalle inşallah olmayacağız. Veya olsak da erken yakalandığımız takdirde sık kontrollerle, düzenli kontrollerle, kısaca küçük bir tedaviyle bu işi bitirelim. Sizin gibi doktorlar varken kendimizi her zaman güvende hissediyoruz tabii, önce Allah. Yani hocam, burada hemen kısaca şunu belirtmek istiyorum. Kutsal annelik annelik duygusu ya da emzirme ya da doğum kanseri önleyebiliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. İstatistiksel olarak çok çocuk sahibi olmak, çocuğu uzun süre 6 ay veya 1 sene emzirmek, bunlar kesinlikle koruyucu. Yani istatistiksel olarak koruyucu. Buradan sevgili izleyicilerim söylemek istiyoruz. Hani doğum yaparsak fiziğimiz, fizyolojimiz bozulur diye düşünmeyin. Estetikle bu tedavi ediliyor ama içten fizyolojik olarak doğum yapmak ya da çocuğu emzirmek sizi gerçekten birçok hastalıklardan koruyor. Buradan bütün annelere teşekkür etmek istiyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırıp çok değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Sormak istediğimiz çok soru var. İnşallah başka programlarda görüşürüz. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve aynı saatte çok değerli konuk ve konularla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşça kalın.